konuda kendince haklı sebeplerim var. Erkek olarak böyle düşünüyorsun. Ben bilmeden, bilinçsizce böyle bir şey yaptım ama bu hareket seni kırıyorsa ilişkim için özen göstereceğim. Bundan sonra dikkat edeceğim de zaten o susacak bir adam. Ama sen birlesin, al mektupları, al ceketini, ben gidiyorum. Ben bunu anlamadım yani. Bana bu çok işte, bana bu hiç gerçekçi gelmiyor. Allah'tan sevmiyorsun ya. Söyle. Yüze vurmayacağım yani. Allah'tan sevmiyorsun. Ha, burada çok merak ettim. Emre benim kafamda yumurtalar kırsaydı ben zaten hani o şeye gelmezdim diyeceğim, olmayacak şimdi. İşte bir şey söyleyeceğim, ikinci yüzünün gerçeklerini... İkinci yüzü değil ki bu, yaşadığım bir şey yani. Ben buna bu kadar tepki gösterecek biri değilim. Ya, ama başıma öyle bir şey gelseydi tepki gösterirdim ve ilişkiyi yumurta, keserdim kafamda mesela. Kafamda yumurta kırılmadı, sen iyi izlememişsin. Emre sen ver cevabını, tamam, ben muhatap olmak istemiyorum. Ben sinirleniyorum, ben gerçekten şu an hiç istemiyorum. Yeter üstünden prim yaptın, sizden rica edeceğim. Sizden rica edeceğim. Yeter. İşte dünyan bu. Git başka birini bul kendine. Gerçekten çok sıkıldım. Annene verdiğim söz olmasa annene dua et. Beni tartışıp istediğini vermeyeceğim. Al şunu yalarsın bu saatten sonra. Aa, sen kimsin ki? Yeterince takipçi kastın canım. Sen kimsin ki ya? Kendine yeni birini bul. Benim amacım o zaten. İş dünyanın dışa çıkıyor. Bak bu da tartışmayan halin. Senden takipçi kasıyorum ben. Ben ilk günden beri aynıyım. Ya kafa yapına bakar mısın? Halkı düşünen ve takipçiyi düşünen kim acaba sürekli takipçi diyen burada? Gece kapatıyorum, sabah açıyorum. Allah Allah, bir kişi gelmiş bana, Didem. Burada Gamze'ye anlatıyordum. Sen misin bunu söyleyen? Yukarıda bir buçuk aydır ödül alamıyorum çekmek. Paralar Adnan'da birikiyor diyen kim acaba? Bir tek bana çıkıyor çenesi ya. Farkında mısın? Mıyım ya, of. Sana anlatmadı mı burada Gamze? Şahitsin, burada demedi mi? Kapatıp açıyorum, takipçim geliyor şu kadar tamam, yüksel. Ya bu geliyor. Söylenir ki ne var? Tamam, bin gelmiş, ekran geliyor diyorum. Hani otomatik takipçiler abi, almıyor diyorum. Kabul etmiyor diyorum. Oradan feyz alıyor, onu benim yüzüme vuruyor. Kendisi çek alamıyorum diye ağlıyor. Keşke söylemeseydin. Ne var ki bunda? Yo, söyledim, çatır çatır da söyledim. Hayır, Didem'in anticileri bana geliyor demezsin ama. Onu bilmiyorum ama demezsin. Şu an bu programa biz de keyfi çıkmadık. Bizim de bunları yani şimdi herkes doğru konuşsun. Aycan, Didem'in anticileri geliyor, şunun bunun anticileri bana tanınmak geliyor demezsin. Ya. Bak, sinir oluyorum, ben bunu bu anlamda söylemedim. Takipçi kasıyor. Hani bin görünüyor ve onaylamıyor. Hani anladım. Ne? Buradan bunu çıkarıyor ya. Buradan keşke bunu çıkarıyor bir insana. Keşke söylemeseydin. Sen niye onu yalnız hayatım sorusun? Ben bu soruyu teknik olarak sordum. Biliyorum, zaten anladım. Bunun bir yolu var mı diye. Takipçi gelmiyor hani. Ben bunu takipçi geliyor, takipçi geliyor diye demedim ya. Allah Allah. Her fırsatta laf sokuyor canım, onun hepimiz farkındayız. Yok ağlıyormuşum, yok şu yok bu. Ya benim derdim çek şu bu değil. Allah'a çok şükür bunu burada en son lafını edecek insan benim. Tamam. Yapıyor yani. Hani hiç almamış olsam burada zırlarım. Vay ben aylarımı verdim. Neden bana o... Bak onu da diyebilirdim. Demek de hakkımdı. Tuğçe olduğunda sinirlenmemin sebebi çok farklı. Bana şiddet uyguladığı hafta ödüllendirildiğini düşündüm. Ve ben bunu hazmedemedim. 2 gün sonra oldu bu olay. Evet.